Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. burada ne yapacağız? Şöyle bir bakalım. Şimdi zirvenin sahibi popüler coinler adı altındaki bu haberi inceleyeceğiz ve bunlar üzerine konuşacağız. Diyor ki günün en çok değer kazanan coinleri arasında PIP, Bitcoin CV, Terra klasik ve suyu yer alıyor. Evet, e, Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir gelelim. Diyor ki, günün en çok değer kazanan coinleri arasında pip, bitcoin, cv, Terra klasik ve suyu yer aldığını e, belirtiyor. Bir kere farkındaysanız hep böyle e, volatiliteli zaten e, şu anda coin'ler olduğunu farkına varmışsınızdır. Yani diğer coin'lerden bir e, farkı olan projelerden bahsediyoruz. Tabi pip'in bu farkı son zamanlarda çok yeni çıkması, işte büyük patlamalar yapması, tabii devamında bu şekilde bir hareket yapması. Beraberinde lunge çok ciddi düştü. Zaten piyasa içerisinde korelasyon sağlasa bile vaktiyle bu enteresan hareketleri yapmıştı. Ve tabii ki çöküş yaşatmış bir projedir. Suyu zaten çok yeni çıktı. Tıpkı Apecoin gibi Aptos'a benzeyen bir e, genel yapı içerdiğini de bilmek lazım. Hatta en son çok enteresandır. Coinbase'in yol haritasına girmesine rağmen su fiyatlarında herhangi bir hareket gözlemlenmedi. Tabii bu e, güven ortamından kaynaklı. Devamında piyasa bu durumu biraz daha egal ettikten sonra bunu ne yaptı? Fiyatlamaya başladı. Coin market cap'ten alınan veriler doğrultusunda günün en çok artış gösteren coin'leri şaşırttı. Listenin zirvesinde uzun süre sonra pek çok popüler koyu yer aldı. Birincilik Kava'da olsa da arkasından gelen Lunch, BSV, PIP ve Sui daha fazla ilgi topladı. Yani bunlar zaten şeydir mesela Lunch olsun, PIP, Sui üçü içinde şu an için e, geçerli. Sui bunu uzun vadede biraz daha üstünden atacaktır. Bunun olumlu noktaları da olacaktır, olumsuz noktaları da ama Lunge ve pip de bu e, hep böyle kalacaktır yani. Allah işte yükseldi an yani hemen böyle bir yürekler ağza gelir ve ciddi bir FOMO hareketi olur kısa vadede. E, bu şekilde bir anlık popülarite etkisinden kişiler yararlanmaya çalışacaktır. Özellikle piyasayı kasıp kavuran pipin yüzde 6.07'lik bir yükseliş gösterip listenin dördüncü sırasına yerleşmesi pip yatırımcıların adeta canlandırdı. Ayrıca haftalardır düşüş yönlü hareket eden lunc'un bu listede yer alması tere ekosistemini yeniden heyecan getirdi. Tabi pip hani başka bir boyut oldu. Yani bunu söylemek lazım. Kaldı ki burada pip dediğimiz zaman biz yani 3 günde 3 tane 0.60 1000x yapmış bir coin'den bahsediyoruz. E, pipinki dediğim gibi başka bir e, boyut oldu. Şimdi şöyle bir tek tek konuşmak gerekirse bir sui ya zaten suyu çıkış yaptı. Çok başarılı bir çıkış yaptılar. E, Binance'da listelendiler. O keksi olsun çok. E, büyük borsalarda listelenler. Kaldı ki şu an Coinbase'de de e, yol haritasına yani listelenmedi. Fakat yol haritasına eklendiler. Yani muhakkak bunda e, bir gün listeleyeceğini Coinbase belirtmiş oldu. O yüzden listelenme konusunda şu anda zaten e, suyunun hiçbir sıkıntısı yok. E, Su'ya tabii ki getireceğimiz hani pozitif yorumlar var, negatif yorumlar var. Her zaman söylüyorum ben bu sezon tıpkı e, Aptos'a Aptos yaptığım yorum gibi yahut Apecoin'e yaptığım yorum gibi ciddi anlamda pozitif hareketler gerçekleşeceğini ve büyük yükselişler yapacağını düşünüyorum. İkihaneli fiyatların kolay kolay gelebileceğini düşünüyorum ben Su'yu tarafında bu Boğa sezonunda. Çünkü gerçekten e, hem buna meyilli, hem de bu tarz coin'lerin zaten bunu yapabilmesinin kolay olduğunu biliyoruz. Bu tarzdan kastımı zaten bir videoda 10 dakika uzun uzun anlattım. Ee, o yüzden şu anda çok dediğim gibi girmeyeceğim. Fakat uzun vadede enflasyonu kaçınılmaz suyun. Yani sen koymuşsun toplam arzınla dolaşan arzın arasında... ...kocaman bir uçurum var senin uçurum. Yani... Girip kendi coin'ine şöyle bir göz attığın zaman mesela ekibine sesleniyorum. Ya sen bir kendine sor mesela. Bak ben böyle bir e, ekonomik model biçtim kendi token'ım için. Ama ben olsam kendi token'ım olmasa bunu alır mıydım uzun vade için diye bir sor. Tamam mı? Yani açık söylüyorum ben e, ayı boğa döngüsü takip edilir mi? Edilir. Ama ben suyu portföyde main olarak tutmam. Emin olun birçok balina da tutmayacaktır. O yüzden uzun vadeli yatırımcılar olmayacaktır suyunu kolay kolay. Dediğim gibi. Devam edelim. Ee, bir diğeri pip. Şimdi pip'e baktığımızda pip, de, önceki videolarda da konuştuk. Uzun vadede pek çok riskini üzerinden şu an e, atmıştır. Atmaya doğru da ilerlemektedir zaten. Niye bunu söylüyorum? E, Binance'a geldikten sonra çok daha uzun vadede kalıcılık yakalayabilecek, başarı yakalayabilecek hareketler yaptı. E, zira balinalar toplu girip toplu çıkma gibi böyle enteresan, böyle tuhaf tuhaf hareketler yapmadı. İşi bir kenara bıraktı. Ufak ufak ve kontrollü girmeye başladılar. Kontrolsüz girenler oldu. E, milyon dolarlarca fon maalesef çok büyük zarar ettiler. E, birisi biliyorum bunu 8 milyon dolar giriyor ve 2 milyon dolarlık bir e, zarar yapıyor bilans listelemesi sonrasında keşke olmasaydı üzüldüm ben de ama e, böyle de yani bir şeyler oluyor. Dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Ekseriyetle daha düşük ve kontrollü fonlar giriliyor şu an. PIPE ancak bunlar uzun vadeye yayılım amacıyla girildiğini de anlayabiliyoruz. O yüzden PIP için pozitif. E, hem altcoin sezonunda boş geçmez tabiri caizse aynı zamanda bir korelasyon yakalar ve uzun vade başarılı olur netice olarak. Bu onun için iyi bir şey. Ee, bir diğeri lunch. Bu arada ya lunch tabi çok fazla şey kaybetti ya çok e, çok popülerite kaybetti, çok ciddi rank kaybetti, büyük düşüşler yaptı. E devamında yükseldi dediğim gibi bu da e, ne kadar bir başarıyı temsil etti pek olmadı. Ben hep söylüyorum luncu şu anda artık hiç değilse e, girilmediyse bakın girilmediyse bulaşılmaması icap edecektir. Eğer girildiyse ortalamanız öyle çok çok yüksek değilse mesela 3.0.16 ve altında bir ortalamanız varsa zaten beklemek gerekecektir diye kanaatindeyim. Bunun üzerinde bir ortalamanız varsa şöyle biraz daha düşürüp Ondan sonra durmak gerekecektir. Çünkü lunc artık çok ciddi düştü. Videolarda da konuşuyoruz. Hani ben spor olsun diye şu anda bu coin alakalı bunları söylemiyorum. Kim isteyecektir ki yani niye olumsuz eleştiri yapıyorsun? Olumsuz eleştiri yapmıyorum. Ne varsa onu söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.